Teknohayat izleyicileri bilirler, 3 boyutlu yazıcılar yani 3D printerlar çok yakından takip ettiğimiz teknolojik yenilikler arasında geliyor. Ve bu konuda da aslında her geçen dönem önemli bir yenilikle karşı karşıya kalıyoruz. Ve biz de bu yenilikleri keşfetmek için şimdi Zaxy'nin ofisine geldik ve şirketin kurucusu Baki yanımızda. Merhaba Baki. Merhabalar, hoş geldiniz. Baki, 3 boyutlu yazıcılar konusunda ne gibi yeni nesil teknolojiler var? Biraz bize anlatır mısın? Tabii 3D yazıcı teknolojileri çıktığından bugüne aslında endüstriyi değiştirmeye devam ediyor. Evet. En büyük problem olan hız son yıllarda tamamen neredeyse giderilmiş durumda. Eski hızlara nazaran yeni yazıcılar artık 4-5 kat daha hızlı basmakta ve aynı zamanda da AI teknolojileri de gitgide gelişmiş ve yazıcıların içerisinde entegre edilmiş durumda. Değil mi? Yapay zeka artık her yerde zaten. Evet. 3D yazıcılarda da, 3 boyutlu yazıcılarda da yerini almış durumda. Evet, herhangi bir baskı esnasında oluşan hata ya da baskının doğru gidip gitmediğini yapay zeka teknolojileri sayesinde anlık olarak sürekli baskı esnasında takip ederek herhangi bir hata durumunda kullanıcıyı uyararak bu hataların önüne geçmeye yazıcılar yavaş yavaş başladılar. Ve tabii hızlanma en büyük sektördeki yeniliği peşine takan bir geliştirme oldu. Aslında ben de tam olarak bunu soracaktım. Şimdi normalde 3D baskı almak uzun süren bir işlem. Yani veriyorsunuz filamenti, işte modeli veriyorsunuz, baskıya başlıyor. Sonrasında tabii uzun saatler gerekiyor. Ne kadar hızlandı yazıcılar? Ondan biraz bize bahseder misin? Tabii ki. Aslında bu modele göre değişiklik gösteren bir konu. Ancak bizim ürettiğimiz yazıcılar genelde büyük formatlı yazıcılar. 40-30-35 santim boyutunda ve genelde 5 gün, 6 gün süren baskılar alan yazıcılar. Dolayısıyla hız bizim formatımızda olan büyük yazıcılar için oldukça önemli bir parametre. Fakat küçük modellerden örnek vermek gerekebilirse Benchy denilen aslında 3D printer'da bir kalibrasyon baskısı olarak gösterilen baskı 1,5 saatten şu anda 15-20 dakikalara kadar düşmüş durumda. Yine büyük baskılar da aslında 5-6 günlerden 2 günlere, 1,5 günlere doğru düşmüş durumda. Bu yani tabii 4'te 1 oranında düşmüş olarak durumda. 4'te 1 yani oranında düşmüş 4'te 3 durumda. Hızlanmış durumda. Evet, şu anda 4'te 3 hızlanmış durumda ve buna karşılık kalitesi de, baskı kalitesi de yine eskiye nazaran da çok daha fazla artmış durumda. Çok yenilikçi teknolojilerle birlikte artık biz baskı kafasındaki titreşimleri baskı esnasında görüp sönümlendirebiliyoruz. Dolayısıyla yüksek hızlardaki anlık hareketlerdeki bu titreşimleri engellediğimiz için yüzey kalitesi daha hızlı olabiliyor. İşlemci güçleri çok arttı. Eskiden biz bit seviyesinde 32 bit, 16 bit gibi işlemciler kullanıyorduk. Şu anda gigabit seviyesinde işlemciler kullanıp kompleks baskılarda daha fazla parametreyi hesaplayıp bunları daha hızlı baskı esnasında hesaplayabiliyoruz. Dolayısıyla 3-4 katlık bir hızlanma meydana geldi. Bunun sayesinde de malzeme teknolojisi de aslında gelişmeye başladı. Filament dediğimiz yazıcıların kartuşları aslında bunlar. Bunlar da geliştirilerek çok daha hızlı baskıya elverişli hale geldiler. Bak şimdi son kullanıcılar 3 boyutlu yazıcılarla buluştu. Ancak baktığımızda endüstriyel modeller de artık fabrikalarda yerini almış durumda, üretim tesislerine yer almış durumda. Böyle nasıl örnekler var acaba fabrikalarda? Biraz bize anlatır mısın? Tabii ki özellikle baskının hızlanmasıyla birlikte seri üretime biraz daha yakınlaşması bu teknolojinin ilk baştaki o proof of concept denen konsept ürünleri ya da belirli bir müşteri kitlesine satılabilecek ürünlerin artık 3D yazıcılarla imal edilmesine imkan tanıdı. Buradaki en önemli geliştirme hızla birlikte bir de materyal çeşitliliğinin artması. Poliamid gibi işte glass fiber katkı yani cam elyafı katkılı ya da karbon fiber katkılı malzemeleri artık Zaxy yazıcılarıyla basabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu sayede sizin dış ortamda kullanabileceğiniz sıcaklığa, soğuğa, UV'ye ve benzeri birçok parametreye dayanabilecek malzemeleri yüksek hızlarda baskı almanıza imkan tanıyor bu yazıcılar. Dolayısıyla seri üretimde artık hem bu malzeme çeşitleriyle birlikte son ürün olabilecek ürünler yoğun bir şekilde kullanılmaya başladı. Daha önceden yazıcılar çoğunlukla prototip amaçlı alınıp gün aşırı kullanılırken şu anda birden fazla yazıcı bizim Wi-Fi ve aslında bir çiftliğe izin veren bir yazılımımız sayesinde birden fazla yazıcı tek bir yazılımda kontrol ederek çok güçlü bir şekilde gün içerisinde yüzlerce baskıyı, onlarca baskıyı alabileceğiniz seviyede seri üretimde kullanabiliyorsunuz ve burada klasik PLA gibi ya da ABS gibi malzemelerin dışında artık endüstriyel malzemelerle de buluşması seri üretime iyice yaklaşmasını sağladı bu teknoloji. Artık geleceğin üretim bantları aslında 3 boyutlu yazıcılar olacak diyorduk. Evet. Olmuş bile aslında değil yani mi? Evet, çünkü aslında bir pandemi atlattık. Bu pandemide aslında görünmeyen kahramanlardan bir tanesi de 3 boyutlu yazıcılar. Çünkü 3 boyutlu yazıcılar arka planda insana ihtiyaç duymadan verdiğiniz baskıyı üreterek
tedarik edilemeyen, temin edilemeyen birçok parçanın çok kısa sürede üretilip tekrardan genel tedarik zincirinin bozulmasını engellediler aslında. Dolayısıyla şimdi bu hız ve malzemenin de buna eklenmesi aslında insansız üretimin, AI ve yapay teknolojinin de aslında bunun içerisine girmesi, insansız üretime biraz daha bizi yaklaştırdı. Gelecekte bununla ilgili çok çok daha yakın geliştirmeler yapacağız. Tabii şunu da söylemek lazım. Siz yurt dışına da ihracat yapıyorsunuz. Kaç ülkeye ulaştınız şu anda? Şu anda 12 ülkedeyiz. Aha. 35 tane resellerimiz var, distribütörümüz var. Bunlarla birlikte aslında Kanada, Amerika, İtalya, Fransa, Hollanda, Yunanistan. Dünyanın pek çok farklı bölgesindeki pek çok farklı ülkeye aslında Türklerin geliştirdiği, Türk gençlerin geliştirdiği teknolojiyi veriyorsunuz. Çok teşekkürler Baki. Çok sağ olun. Oldu. Ayağınıza sağ olun. Hoşça kal. Teşekkürler.